İyi akşamlar kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili anne babalar, değerli öğretmen adayları, sevgili öğrenciler. Eğitim Liderleri canlı yayınlarına hoş geldiniz. Pazartesi akşamları canlı yayınlarla karşınızda oluyoruz biliyorsunuz. Ve birbirinden kıymetli öğretmen arkadaşlarımızı ağırlıyoruz, evlerinizde misafir ağırlıyoruz. Sizler de canlı yayınlarımıza sorularınızla ve yorumlarınızla katılabilirsiniz, katkı sağlayabilirsiniz. Bu akşam eğitim camiasının özellikle Türkiye'de çok konuştuğu, malum bu PISA ve TIMSS sınavları neticesinde dünya ölçeğinde uzun yıllar zirveyi elinde tutan bir ülkeyle konuşacağız. Oraya eğitim ziyaretine giden bir öğretmen arkadaşımızın gözlemleri neticesinde ilkokulda neler yapılıyor onun sohbetini edeceğiz. Sizler de soru ve yorumlarınızda dahil olabilirsiniz sevgili izleyen arkadaşlarımız. Şu anda hocamız hazırsa davet ediyorum. Geçen hafta cumartesi günü eğitim liderleri online atölyesinin birini daha geride bıraktık. Uzaktan eğitimde farklılaştırma eğitimi verdik. Bu vesileyle atölye liderimiz Ahmet Uzunçınar ve Didem hocama teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Ve hocamız hazırsa kendisini davet ediyorum. Şimdi belli bir süre sonra ben yorumları kapatıyorum ki konuğumuzu, öğretmenimizi daha rahat görebilirsiniz diye. Sizler de hemen orada yorum kısmının orada bir soru işareti var. Soru işaretine basarak sorularınızı ve yorumlarınızı oradan bize iletebilirsiniz. Alıyoruz. Canlı yayınlarımızı 3 yılı geride bıraktık. 3 yıldır bu düzenli olarak bu canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı bu canlı yayınlarımıza ağırlıyoruz. Özellikle yatay konumunda yapıyoruz ki yayınlarımızı. Çünkü yayınlarımızın tekrarını birkaç gün sonra Eğitim Liderleri YouTube sayfasına yüklüyoruz. Oradan daha rahat, daha güzel görürsünüz diye ama Instagram güncellendikçe format değişti zannedersem. Hocam bizi bir bölmüş şu anda. Hoş geldin Meryem Hocam. Merhabalar hocam, nasılsınız? Sesim Teşekkür geliyor mu? ederim hocam. Ekranı belki hafif biraz uzaklaştırabilirsin daha rahat görülmesi açısından. Hafif eğer mümkünse. Şöyle uygun mu? Heh, şu anda gayet uygun. Ben Tamam. izleyenlerimizin müsaadesiyle yorumları kapatıyorum. Soru kısmı var, soru işareti kısmı var. Oradan sorularını bize yönlendirebilirler ki izlerken Meryem hocamın yüzünü net bir şekilde görmüş olalım bu vesileyle. Kıymetli hocam, tekrar hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş buldum öğretmenim. İyi akşamlar. Sizler nasılsınız? Çok sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Bu akşam Finlandiya çok konuşuldu. Ülkemizde çok konuşulan ülkeler arasında. Ve ülkemizden de Finlandiya eğitim gezisi yapanlar, eğitim ziyareti yapan çok bir aile öğretmenlerimiz var. Oranın eğitim sistemini aktaran bir aile öğretmenlerimiz var. Ama bu akşam biz zannedersem biraz ilkokul kısmına daha ağır konuşacağız. İlkokul kısmında neler oluyor, uygulamalar olarak neler yapıyor? Sen orada bir gözlem yaptın, onu konuşuyor olacağız. Öncelikle eğitim liderleri vesilesiyle belki sizi ilk defa görenler olmuş olabilir. Sizin vesilenizle Eğitim Liderleri sayfasına ilk defa şu anda canlı yayına katılan arkadaşlarımız olabilir. Ben Mevlüt Altıntop, İstanbul'da özel bir okulda yöneticilik görevini yürütüyorum. Yaklaşık 3 yıldır şu anda her pazartesi akşamı 9'da canlı yayında karşılarında oluyoruz öğretmenlerimizin. Ve bunun yanında Eğitim Liderleri online atölye, online seminer ve online kitap kritiği etkinliği yapıyoruz. 3 Mayıs'ta da var. Sizi de davet ediyorum kıymetli hocam 3 Mayıs'taki kitap kritiği Seve seve katılırım öğretmenim. Ben de kendimi tanıtayım. Lütfen buyurun İsmim hocam. Meryem Şengül. Trakya Üniversitesi sınıf öğretmenliği 2015 mezunuyum. Daha sonra özel bir kolejde başladım. O zaman da Boğaziçi Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi aldım 2 yıl kadar. Mesleğimde 6. yılımı devirmiş oluyorum şu anda. Maşallah hocam. hep Nice 6 yıllara. Kesinlikle. Sınıf öğretmenliği yaptım sadece. İdare kısmında yer almadım ama öğretmenliği çok sevdim. Muhtemelen çok uzun yıllar yapmayı düşünüyorum ve yapacağım inşallah. Bu şekilde. Memnun olduk hocam bu arada. 6 yıldır ne güzel ve bu 6 yılın içerisinde belki de üniversite okurken neler sığdırdınız neler ki bunlardan bir tanesi de Finlandiya ziyareti zannedersem. Siz Finlandiya'ya ne zaman gittiniz, niçin gittiniz? Hemen anlatayım öğretmenim. Benim çalıştığım okulum fin eğitim sistemini uyguluyor. Bu yüzden orada birebir gidip gözlemleme şansım oldu. 26-29 Kasım 2019'da gittik. Zaten hemen sonrasında korona çıktı. Açıkçası Nisan ayında tekrar gidecektik.
Maalesef gidemedik pandemi süreciyle. Oraya gittiğimizde bir üniversite hocasının da bize destek olduğu Tampere'deki farklı devlet okullarına gittik ki zaten özel okul sayısı %2'lik bir dilimi kapsıyor. %98'i devlete bağlı ve bunların bütçelerini de belediyeler ayarlıyor. Bu yüzden yani çok şaşırdığım bir durum var. Finlandiya'nın hangi şehrinde, hangi ilçesinde olursanız olun, bütün ilkokulların fiziksel ve ekonomik eşit bir şekilde dağılmış. Yani bir sınıf biz Türkiye olarak baktığımızda şehir şehir hatta ilçe ilçe çok farklı okullar görebiliyoruz. Ama oradaki tüm okulların sistemleri aynı. Bu yüzden bence başarıyı yakalamış olabilirler. O zaman yani bir aslında şu anda okulunuz Fin eğitim modelini uygulamaya çalışıyor ve okullarınızın yönlendirmesiyle oraya bir eğitim ziyaretine gittiniz. Eğitim gezisine gittin kıymetli hocam. Ve orada bir takım gözlemler yaptın. Ben şimdi bir iki yayındır şöyle katıyorum. Bizde IB okulunda görev yapıyorum ben hocam. Orada çok güzel etkinliklerden bir tanesi de şudur. IB dışındaki okullarımıza uygulayabilir tabii ki. 3-2-1 etkinliği vardır. Artık canlı yayınlarımda bu 3-2-1'i dahil etmeye başladım. Hocam bu arada mikrofonu istersen bırakabilirsin. Sanki ses gelir. Çünkü elinle şey olunca sesle ilgili şey olabiliyor. Şu anda konuşun bakalım hocam nasılsınız diye. Bir ses denemesi yapalım. Evet, Sesim geliyor mu? sesin gayet iyi geliyor şu anda. Yine izleyen arkadaşlarımızdan da yorum alırız. Tamam. Şimdi Finlandiya'ya gittin hocam ve orada bir eğitim ziyaretine bulundunuz. Güzel de bir tur oldu anladığım kadarıyla. Şimdi 3-2-1 etkinliği yapalım birlikte. Bu eğitim gezisinde gördüğünüz 3 müthiş dediğiniz uygulama, 3 tane müthiş dediğiniz uygulama, 2 tane sizi şaşırtan bir durum. Yani bu okulla ilgili de olabilir, oradaki genel yaklaşımla da olabilir. Hiç sınırlamayalım hayal dünyamızı. Bir de ziyaretten döndünüz, Türkiye'ye geldiniz ve orada dediniz ki şu etkinliği mutlaka uygulamalıyım dediğiniz, uyguladığınız bir etkinlik. Evet, öğretmenim. Üç tanesinden hemen başlayayım. Öncelikle nöbetçi öğretmen yok. Buna çok şaşırmıştım. Çünkü teneffüsleri 30 dakika ve 30 dakikalık bir süreçte öğrencilerin başında kimse yok. Öğrenciler ve okul bahçesinin sınırı olmadığı için öğretmenim gidebildikleri kadar gidiyorlar. 30 dakikalık bir süre var ve teneffüs bittikten sonra çok kısık bir şekilde zil çalıyor. O zilin sesini duyan çocuklar o kadar sakin bir şekilde geliyorlar ki yani şaşırdım açıkçası bu duruma. Bazı okullara gittiğimizde müdür yoktu. Oraya hani davet edildik. Öğretmenler odasına geçtik ama öğretmenler bizi karşıladı. Çünkü okulun bir idarecisi yok. Öğretmenler kendi kendilerini yönetebiliyorlar. Bunu açıkçası çok beğenmiştim. Bir de temizlik personelleri yok öğretmenim. Bir ya da hiç diyebilirim. Çünkü okul içinde çocuklar genelde ayakkabı kullanmıyorlar. İşte terlikleriyle, çoraplarıyla geziyorlar. Öğretmenler de terlik kullanıyor. Olabildiğince günlük yaşam düşünebilirsiniz. Ve bu yüzden ev gibi kullanıyorlar ve evlerindeki gerçekten özeni okulların içinde de uyguluyorlar. İnanılmaz temiz ve kendi temizliğini kendi karşılayan bir grup var. Beni çok şaşırtmıştı. Ülke genelinde şaşırdığım bir durum daha var öğretmenim. Hiçbir Şimdi şekilde şöyle üç, israfa yer vermiyorlar. çok özür dilerim. Üç müthiş etki uygulama dediğimiz bir, nöbetçi öğretmen yok. İki, Evet. bazı okullarda müdür yok. Doğru mu anlıyorum? Üç, temizlik personeli yok. Evet. Bunlar aslında müthiş diye gördüğünüz üç uygulama. Şimdi iki tane Kesin. şaşırdın durum hocam. İki tane şaşırdığım durum, öğretmenim, orada kullandığımız toplu taşımaların yakıtlarının %80'i geri dönüşümden elde edilmiş. Bu beni çok şaşırtmıştı. Bir tanesi de artık günlük hayatta elektrikli araç kullanıyorlar. Elektrikli araç kullanıyorlar. Peki ya başka bir dünyadan bahsediyoruz şu anda. Peki bir tane etkinlik olarak getirdiğin yani heybende sepetinde getirdiğin ve okulunda uyguladığın bir etkinlik. Öğretmenim, onlar zaman kavramına çok önem veriyorlar. Öğrencinin hangi mevsimde, hangi günde, hava durumu nasıl, buna çok önem veriyorlar. Biz de sınıfımızda tarih köşesi oluşturduk. İşte orada ayın kaçı, hangi mevsim, hangi ay,
İşte hava durumu nasıl? Sonra bir öğrencim de güzel bir şey ekledi ona. Öğretmenim bir de günün duyurusu olsun şeklinde. O zaman korona yaklaşıyordu. Genelde işte ellerimizi yıkayalım, su içelim şeklinde başlayıp maalesef bu zamanlar sürdüremediğimiz bu uygulama. Bu şekilde biz de kendimizi ekleyerek işte haftanın öğrencisi gibi ama burada birebir öğrenci şeklinde değil de yaptığı çalışmaları örnek göstererek bu şekilde ilerledik. Dolayısıyla zamanla ilgili bir durumu çok önemsiyorlar. Biz zamanla ilgili bir pano uyguladık ve günün işte bir önemli bir olayı, günün bir durumu vesaire gibi bir şey yaptık hocam. Bu da bir. Ben şimdi bir şey daha, çok sorular var hocam da. Bizim yayınımız malum 45 dakika, zannedersem bu 45 dakika bize yetmeyecek, çok net anlaşılıyor. İlerleyen süreçlerde inşallah ikinci bir yayınımız, belki üçüncü yayını yapıp. Çünkü Finlandiya'yı aslında çok duyduk. İşte bu PISA sınavlarından sonra, TIMSS sınavlarından sonra, hatta bazen artık yeter denilecek kadar duyuyoruz. Çünkü oranın şartları, oranın nüfusu, oranın vesairesine baktığımız zaman Türkiye ile karşılaştırmayacak kadar farklılıklar var. Yani nüfus sayısının azlığından bahsediyoruz. Bazen de bu bizi belki zihnimizi rahatlatmak açısından. Ya tabii ki o kadar nüfusta yapacaklar diye. Ama belki de öyle değil. Belki de tamamen oradaki kararlılık ve irade güçlüğünden kaynaklanan bir şey karşımızda. Ama bir öğretmen olarak gözlemlemek ve karşılaştırmalı olarak oraya bakmanız benim için daha kıymetli olarak değerlendiriyorum ben hocam. Şimdi temizlik personeli yok dediniz ya. Mesela bir şey aklıma geldi. Çocuklar sabah kahvaltısını okulda yapıyorlar. Ev ortamı var ya orada şimdi anladığımız kadarıyla. Aslında okulu normal yaşamın içine entegre etmişler bir ev ortamı. Sabah kahvaltısı yapıyorlar mı? Öğle yemeği var mı? Varsa bunu mesela yemekhane var mı? İşte personel var mı? Bununla ilgili gözleminiz ne oldu? Öğretmenim, aslında onların kahvaltı kültürü yok. Çocuklar evde süt içip yulaf yiyip geliyorlar. Zaten buna çok şaşırmıştım. Bir çocuk nasıl kahvaltı yapmadan okula gelebilir? Yani içeceklerini içip okula geliyorlar. Okulda kendi yemeklerini kendileri alıyorlar. Varsa aşçı sadece koyuyor. O da çok bir okulda denk geldim. Dört okul gezdim. Sadece birinde denk geldim. Çocuklar yiyebilecekleri kadar alıyorlar tabaklarına. Ama Çok yemekhane bilinçli. diye bir bölüm var mı? Özür dilerim sözünü kestim ama yemekhaneleri mi var okulların, yoksa sınıflarda mı bu işi görüyorlar? Okulların kendi ayrı bir yemekhane bölümleri var. Sandalyelerini bile çocuklar kendileri açıp yani masadan kaldırıp aşağıya indiriyorlar. Ve şöyle bir kültürleri var. Yemekle mutlaka tuzlu bir süt gibi bir içecekleri var. Bizim kefire benziyor ama daha farklı. Ve tereyağı, bunu mutlaka yemek zorundalar. Muhtemelen kış şartı olduğu için onların kültürünü oluşturmuş bu yiyecek. Onun dışında yemeklerini bitiriyorlar. O ikisini yemek zorundalar. Bu beni çok şaşırtmıştı yemekhanedeki durum. Yemeklerini yedikten sonra öğretmenim, gerçekten çöpe giden yemek yok. Yiyebilecekleri kadar aldıkları için inanılmaz bilinçli yetişiyorlar. Tabaklar tamamen boş ve 2 yaşından başlıyor bu arada. Anaokulundan itibaren söyleyeyim. Çünkü bazıları anaokul, ilkokul birleşik. 2 yaşından üniversiteye kadar devlet bu çocukları gerçekten de yetiştiriyor. Çünkü onlara hiçbir şekilde eğitim ücreti almıyorlar. Sadece üniversitede öğle yemeği ücreti alıyorlarmış. Bu kadar gerçekten destek veriyorlar çocuklara. Ve aile eğitiminde de aynı şekilde öğrenciler o kadar sakin yetiştirilmiş ki öğretmenim. Oraya geldiğimizde bizi gördüklerinde hani bizim öğrencilerimiz ne olur yanımıza gelir konuşmaya çalışırlar şeklinde. Onlar öyle değil. Hiç dersin düzenini bozmadılar. Hatta arkasına dönüp bakan çok az öğrenci oldu bir sınıf içerisindeyken. Aileden yetişmiş oldukları için yemekhanede de inanılmaz bir sessizlik vardı. Sakince yemeklerini yiyorlar, masalarını topluyorlar. Boş tabaklarını çünkü hiç çöp yok. Yemekhanenin bulaşık kısmına götürüyorlar ve teneffüse çıkıyorlar. Masalarda herhangi bir şey yok. Temizlenmesi gereken bir manzara ile karşılaşmıyoruz, değil mi? Eğer ki çocuk yanlışlıkla dökmüşse zaten peçetesiyle alıp onu siliyor. Kendisi temizliyor tamamen. Dolayısıyla yemekhanede bile ekstra bir temizlik görevlisi ya da bir görevli orada yok. Yok öğretmenim. Biz Ama orada iki misafir olduğumuz için bizim yanımıza sadece gelip hani ikram ettiler. Ya ve şey bu arada hani Avrupa ülkeleri genelde soğuk insanlar deniyor ya öğretmenim hiç öyle değiller. İnanılmaz yardımseverler. Sadece şöyle bir farkları var. Bizim yapabileceğimiz noktada duruyorlar. Artık sen yapabilirsin.
şeklinde yardımı bırakıyorlar. Muhtemelen çocuklarını da bu şekilde yetiştirdikleri için çocukluktan itibaren birey olmaya başlıyorlar. Bu bence çok etkili. Peki buraya kadar kısmıyla baktığımızda mesela mevcut şu anda tabii ki Türkiye'deki okulu konuşmak çok doğru değil belki ama gerçekten hani Fin eğitim modelini uygulamaya çalıştığı için şu anda görev yaptığınız okul. Tabii burada bir aile gerçeği var. Hani aile eğitiminden bahsettiniz ve aileden gelen bir kültürden, gelenekten bahsettin ya kıymetli hocam. Türkiye'de farklı bir kültür var. Yani zorlanıyor musunuz ya da ne kadar uygulayabiliyorsunuz bu noktada? Özel bir soru oluyor ama yani Evet. geç Yok, edebiliriz. Geç edebiliriz. aslında ben veli kısmından şanslı bir öğretmenim gerçekten. İki özel okulda çalıştım. İkisinde de sınıfımın velileri gerçekten çok iyi. Onlara teşekkür ediyorum bu konuda. Öğretmenine güvendikten sonra hani tamam çocuk sizindir hocam, siz nasıl derseniz öyledir şeklinde ilerleyebiliyoruz. Ama bu bütün okullar için geçerli değil tabii ki. Çünkü önümüzde bir sınav gerçeği var. Ve ben çocuğa ne kadar projeyle, oyunla öğretsem de çocuk bir süre sonra oturup test çözmek zorunda. Bir tek şu sınav gerçeği bence okuldaki hatta Türkiye'deki velilerin kafasını karıştıran bir durum. Onun dışında eğer ki farklı bir sistem olsaydı belki de velilerimiz bu kadar tedirgin olmazdı. Müdahale etmeye çalışmazdı diye düşünüyorum. Değil mi? Peki yavaş yavaş şeye geçelim hocam. Şimdi mesela sınıf ortamını gözlemledin. Türkiye'deki okullarında sınıfların aşağı yukarı bellidir. Tabii özel mesela devlet okulunda bile mesela esin öğretmenimin kulağını çınlatmadan geçemeyeceğim bu durumda. Kütahya'da Tavşanlı'da sınıf öğretmenliği yapan bir öğretmenimiz. 2 yıl önce canlı yayına aldık kendisini. Sınırsız sınıf projesiyle sınıfını acayip bir şekilde dizayn etmiş. Özel okullar kendi imkanlarına ya da yaklaşımlarına göre dizayn ediyorlar ama genelde sınıfımızın içi belli. İşte akıllı tahta, sıralar, panolar, öğrenci dolapları vesaire oluyor. Orada siz sınıf içinde neler gördünüz? Sınıfın içinde bir ilkokul sınıfının içinde neler var? Öğretmenim sınıf ortamını gördüğümde dedim ki keşke burası benim sınıfım olsa. İnanılmaz büyük bir sınıf ve sıralar birbirinden uzak oturtulmuş. Sınıfın arka köşesi mutfak lavabosu var ve içerisinde sebzeler var, buzdolabı köşesi var. Karşı tarafında eğitim teknolojisi alanında kullanacağımız teknolojik ürünler duruyor. Diğer tarafta masal köşesi var. Öğrenciler masal dinlemek için o köşeye oturuyorlar. Yani oradan çocuk hiç çıkmasa da bütün gün okulda dursa canı sıkılmaz. O kadar dolu dolu sınıflar. Ya mutfak kısmı beni Yani çok şaşırtmıştı açıkçası. mutfak bu arada eğitim amaçlı mı kullanıyorlar yoksa mutfağı mesela orada bir yeme içme de devam ediyor mu? Tamamen sınıf içi etkinlik için kurulmuş bir mutfak. Sınıf içi etkinlik için kullanıyor. Bir de bazı Yani okullarda öğretmen arkadaşının buyur hocam. Buyur hocam. koridor yok. Sınıfın içinden geçip farklı bir sınıfa geçiyorlar. Bazı okullarda koridor olmadığı için sınıfın içi koridor olarak kullanılabiliyor. Bu da beni şaşırtmıştı. Sınıfın içi koridor olarak kullanılabiliyor. Yani şeffaf bir sınıf mı? Mesela orada nasıl söyleyelim? Duvarsız mı sınıflar? Duvarsız sınıflar Bizim mı gördünüz? sınıfımız öyle. Hiç koridor yok. A şubesine gitmek için benim sınıfımdan geçmek zorunda ya da bahçeye gitmek için direkt benim sınıfımı kullanıp bahçeye çıkabilir. Ve öğrencilerin dikkati dağılmıyor öğretmenin. Yani doğal bir yaşam alanı gibi düşünelim. Tamamen okulun dışında bir yaşam alanı. Çocuklar da o kadar alışmış ki bu duruma bakma ihtiyacı hissetmiyorlar ya da ilgilerini dağıtmıyorlar vesaire değil mi? Kesinlikle. Böyle bir Ve manzarayla karşılaşıyoruz. Özel çocuklar için de çok farklı bir sistem uyguluyorlar öğretmenim. Özel durumda olan çocukları ayrı bir odaya alıyor öğretmen. İki ya da üç öğrenci. Birebir ses çalışıyorlar. Eğer ki sesi doğru çıkaramıyorsa, örneğin bizde işte pelteklik diyebilirim buna. Sesi doğru çıkaramıyorsa birebir kaseti alıyor, radyo sistemini alıyor, sese basıyor ve tek tek çalıştırıyor. Bu da çok hoşuma gitmişti. Bunu da sınıf öğretmeni değil de farklı bir okuldan gelen asistan öğretmen yapıyordu ama sınıf öğretmeni de bu şekilde uygulayabiliyor. Bunu bize söylemişlerdi. Peki aslında Türkiye'de biraz da karşılaştırmada gidersek onlara da bakacağım ama ben mesela şunu merak ediyorum. Mesela günlük dersler kaçta başlıyor?
Yani teknik olarak kaçta başlıyor? Okullar kaçta başlıyor? Bu okullar arasında değişkenlik de arz ediyor olabilir. Nasıl varsa öyle bir durum. Kaç ders oluyor ilkokulda günlük? Yine bir ders süresi ne kadar? Şöyle toplu olarak aklıma gelenler. Sınıfta kaç öğretmen giriyor? Buna ilaveten mesela bizim ilkokulda sınıf öğretmenlerimiz var. İşte eskiden daha çok eskiden ne oluyordu? Müziğe, bedene, işte resime, görsel sanatlara, bütün bu derslere ilkokul öğretmeni, tek öğretmen giriyordu. Şimdi artık biraz daha sınıf öğretmeni Türkçe, matematik, hayat bilgisi derslerine giriyor. Diğer derslere de branş öğretmenleri giriyor. Oradaki manzara bu anlamda nasıldır? Buyurun hocam. Öğretmenim, ders saatinden başlayayım. Öncelikle sabah 9'da başlıyor. Öğlen 13 ya da 14'te bitiyor. Zaten orada 15'te güneş batıyor öğretmenim. Yani tüm gün okuldaymış gibi oluyorlar zaten. Sınıflarda iki öğretmen ve bir de yardımcı öğretmen olmak üzere üç öğretmen bulunuyor. İki Ve sınıf öğret iki tane sınıf öğretmenim bulunuyor. sınıf öğretmeni, bir tane de asistan öğretmen. Asistan öğretmen daha çok teknolojik alanda yardım ediyor ya da işte fotokopi çekilecekse ona veriyorlar. Daha çok eğitim alanında iki sınıf öğretmeni ilgileniyor. Bazı durumlarda sınıf ikiye ayrılıyor öğretmenim. Aynı zaman diliminde farklı dersler görebiliyorlar. Örneğin A grubu burada matematik dersi görürken B grubu beden eğitimi dersi görebiliyorlar ve şu da çok dikkatimi çekti öğretmenim. Beden eğitimi dersinden hemen sonra sınıf seviyesi ne olursa olsun çocuklar kendi duşunu kendi alıp öyle sınıflarına geliyorlar. Burada olsa muhtemelen hani bir şekilde bizim destek olmamız gerekirdi. Ama orada hiçbir şekilde öğretmen sadece süreyi söylüyor ve çocuklar gidip duş alıp geliyor. Yani bu arada yani aramıza sonradan katılan değerli izleyici arkadaşlarımız Finlandiya'da biz ilkokul eğitimini konuşuyoruz şu anda Meryem öğretmenimizle birlikte. Meryem öğretmenimiz şu anda bulunduğu görev yaptığı okulda Fin eğitim modelini uygulamaya çalışan bir okul. Okulumuzun da görevlendirmesiyle bir eğitim ziyaretine gitmiş Finlandiya'ya. Oradaki ilkokul kısmını biz şu anda sohbet ediyoruz uygulamalarıyla. Bu anlamda ara bir bilgi vermiş olalım. Yorumlar kapalı olduğu için yorum başlığı yazamadık. Ve orada dersler 9'da başlıyor, 2'de bitiyor. Gün çünkü 3'te bitmiş oluyor, güneş batıyor. Duşla ilgili yaş ne olursa olsun aynı şey mi? Beden eğitiminden dersinden sonra çocuklar kendi başlarına duş alıyorlar ve sınıflarına geçiyorlar ama bu yaş ne olursa olsun bu şekilde mi? İlkokul seviyesi için öğretmenim, evet. Bir de birden beşinci sınıfa kadar aynı sınıf öğretmeniyle gidiyorlar. Öğretmenim, benim girdiğim ders saatleri 9'da başlıyorsa en erken 10.30'da bitiyor. Yaklaşık 1,5 saatlik bir ders dilimleri var. Toplamda 3 farklı ders görüyorlar gün içinde ama 1 saat, 1,5 saat şeklinde mola olmadan. Aralardaki teneffüs yarım saat oluyor. Bu teneffüs süresinin uzun olmasının açıkçası hem ders süreleri uzun olduğu için bu şekilde ayarlamışlar. Bir de orası çok soğuk bir alan olduğu için çocuklar montlarını, botlarını giyip öyle dışarı çıkıyorlar. Oynadıktan sonra gelip yaklaşık 10 dakika hazırlanma oluyor onlar için. İşte kıyafetini çıkar, terliğini giy şeklinde. Uzun tutmalarının süresinin onun olduğunu Sebebi o düşünüyorum. yani. Çünkü çıkarken işte bir de içeride terlik giyiyorlar dedin hocam. Dışarı çıkarken sonuçta ona göre dış ayakkabısını giyiyorlar. Montlarını giyiyorlar. Burada bir zaman geçiyor. İçeri girerken de aynı şekilde bir zaman geçiyor. O yüzden 30 dakika teneffüs veriyor çocuklar. Yani okullar. Teneffüste peki yani nöbetçi öğretmen yok. Tek başlarına yani çocuklar kendileri mi oyun kuruyorlar ya da ne yapıyorlarsa. Öğretmenim, spor alanında o kadar gelişmişler ki birbirlerini atıp hoplatıp zıplatıyorlar. İnanamazsınız. Bir grup öğrenciyi alıp havaya atıyor. Benim orada aklım gitti. Eyvah, çocuk düşecek. Çocuk düştü ve üstünü silkeledi, kalktı, oyuna devam etti. Bu şekilde yaşam becerilerini öğreniyorlar aslında. Okulun arkasında bir orman vardı. Çocuklar çok rahatlıkla ormana gidip oyun oynayabiliyorlar. İnanın çok uzun bir mesafe. Yani Türkiye açısından baktığımızda kesinlikle biz göndermeyiz, bence göndermemeliyiz diye düşünüyorum. Ama onlar da çok rahat bir şekilde gidiyorlar. Ve sanırım ormanlık alanlara da hoparlör koymuşlar ki zil sesini duyan çocuklar o kadar sakin bir şekilde geliyorlar ki hazırlanıyorlar ve sınıf içine giriyorlar. Bir de onlar da öğretmenim, etrafı tamamen biliyorlar. Çünkü her öğrenci evinin yakınındaki okula gidiyor. Okullar arasında fark olmadığı için en yakın okula gidiyorlar.
Servis kullanmıyorlar ve öğrenciler yürüyerek gidip geliyor ya da bisiklet kullanarak gidip geliyor. Ve inanılmaz derecede kar yağmış olsa da hiçbir şekilde hani çocuklar pes etmiyor. Yolun kenarından, karların içinden yürüyüp gidebiliyorlar. Hani biz çocukken okula yürüyüp gidip gelirdik ya, gerçekten onları hatırladım Evet. o an için. Aslında çocukken köylerimizi yaşadıklarımızı onlar hala yaşıyorlar. Günlük kaç ders dedik ya? Yani 3 ders. Bir ders süresi 1,5 saat. Yani bölünmüyor aslında. Bölünmüyor. 30 Blok yapılıyor o muhtemelen. blok yapılıyor ve 30'ar dakikada aralarımız var. 3 ders varsa bir iki aramız var. Herhalde 2 tane ara var o zaman. İki Peki. aramız var. Bir de öğle arası Ha, molası işte var. O onu biraz daha diyecektim. uzun. Peki şimdi birinci dersi yaptık, 1,5 saat araya çıktık, ikinci derse girdik. Ondan sonra öğle arası mı veriliyor acaba? Yemeklerini yiyip eve giden çocuklar da oluyor. Öğretmenim 12'de dersi olan, 12'de dersi biten grup da var. 2'ye kadar süren grup da var. Burada daha çok öğrenci seçimine bırakmışlar. Hani hangi dersi almak ister gibi. Eğer ki dersi varsa devam ediyor. Dersi yoksa yemeğini yiyip evine gidiyor. Peki şöyle bir daha farklı sorularım var kıymetli hocam ama şimdi 3 ders deyince 5 gün gidiyorlar okula, doğru mu? 3 çarpı 5 15 ders. Hemen yani şimdi ben müdür yardımcıyım aynı zamanda. Haftalık ders çizelgesini vesaire hakimiz Türkiye'de. Dolayısıyla 3 kere 15 ders. Bu 15 ders neler desem onu gözlememe şansınız oldu mu? Nedir 15 ders? Oldu öyle. İlkokul kısmına baktığımızda Türk yani Fince dersi, ana dil dersleri, Ana ana dil. dil dersinin son 20 dakikasında İngilizce dersi veriliyor. Yani İngilizce ve ana dil aynı anda veriliyor. Ama ilkokul grubuna gelen çocuklar çok da iyi İngilizce bilmiyorlar açıkçası. Yaşları ilerledikçe öğrenmeye başlıyorlar. Çok temel kavramlar öğretiliyor ilkokulda. Onun dışında çok farklı dersleri yok öğretmenim. Genel anlamda sınıf öğretmenleri katıldığı için matematik dersleri var. Hayat bilgisi dersi, yani biz anlattığımızda öyle bir dersimiz yok bizim. Biz zaten onu Türkçe ve matematiğin içerisine ya da işte fiziksel eğitim dersinin içerisine veriyoruz şeklinde açıkladılar. Beden eğitimi derslerine katıldığımda bunu sınıf öğretmeni yapıyor. Sınıf öğretmeni daha çok karşılaştırmalı, işte rekabet oyunları oynatıyor. Aslında ben çok şaşırmıştım. Hani Finlandiya rekabetçi değildir, birbirlerine destek olmayı öğretir gibi düşünüyordum. Ancak öyle değil. Çocuklar kazanmayı ve kaybetmeyi bu yaşta öğrenirse ileride karşılaştığı zorluklarla baş edebilmeli. Bu yüzden biz her duyguyu yaşamalarını ve öğrenmelerini istiyoruz. Zaten bu yüzden servis kullandırmıyoruz dediler. Tek başına hareket edebilmesi ve birey olabilmesi için aslında bunlar tamamen planlanmış bir şekilde yapılıyor her şey. Ya, ama mesela bütün derslerde benzer bir yaklaşım var mı? Ama o beceriyi kazanmaları noktasında sadece beden eğitimi dersini araç olarak kullanıyorlar. Yani rekabet sadece beden eğitimi dersinin içerisinde mi yoksa diğer derslerde de benzer bir yaklaşım var mı mesela? Onunla ilgili bir gözlemin oldu mu hocam? Diğer derslerde öğretmenim daha çok bireysel yaklaşımda bulunuyorlar. Grup oluşturmuyorlar. Matematik dersleri çok ilginçti öğretmenim. Matematik dersinde çocuklar öğretmen konuyu anlatıyor. Bir çalışma sayfası veriyor. Çalışma sayfasını yapanlar dolabından, bu arada bütün öğrencilerin tableti var. Dolabından tabletini alıp oradaki matematik işlemlerine devam ediyorlar. Aslında oyun adı altında matematik yapıyorlar. Sonra seviye geçtikçe kitabından şifreye bakıp bir seviye daha atlıyor. Kitabı ve tabletiyle birlikte matematik dersinde ilerleyebiliyor. Geride kalan çocuk olmuşsa öğretmen onunla birebir ilgileniyor. Ama ilerleyen çocuklar kendi başlarına tabletleriyle devam edebiliyorlar. İşte tam da benim aslında soracağım soruya bir cevap niteliğinde oldu. Zannedersem tam da biz cumartesi günü farklılaştırma atölyesi yaptık hocam. Farklılaştırma başlıklı bir atölye yaptık. Sevgili Ahmet Uzunçınar ve Didem hocamın liderliğinde. Orada da hani okuduğumuz makalede ve tezde farklılaştırma yapacağınız işlerin stratejik listesi değildir. Düşünme biçimidir diye bir ifade vardı. Zannedersem orada bu düşünme biçimi haline gelmiş. Öğretmenlerin zihninde çok net öyle bir düşünme tarzı haline gelmiş. Farklılaştırma nasıl olur diye soracaktım. Aslında bunu farklılaştırma tam da böyle yapıyorlar. Değil mi? İki öğretmen var. Bir de asistan öğretmen var zaten. Eklemek istediğim bir şey var mı bununla ilgili hocam?
Öğretmenin temelinde aslında masal köşelerine geçip ben bu girdiğim derste sayıları ve toplamayı öğretiyorlardı. Önce masal köşesine gidip sayıların hikayelerini dinlediler. Hem videodan hem de öğretmenin elindeki kitaptan okuyarak. Dinledikten sonra öğretmen işlem yaptı. Biz örneğin matematikte ne yapıyoruz? Toplamayı öğretiyoruz, sonra verilmeyeni bulma, sonra sayı doğrusu, eksileni bul şeklinde. Onlar aynı anda bütün konuları öğretiyorlar ve çok hafif düzeyde öğrettikleri için verdikleri çalışma sayfaları çocuklar tarafından rahatlıkla yapılabiliyor. Bu çok hoşuma gitti. Biz konulara ayrı ayrı konu olarak ayırdığımız şeyleri tek bir ders saati içerisinde hepsini anlatabiliyorlar. Bu çok ilginçti. Yani böylelikle o zaman ders sayısı çok fazla olmasına gerek kalmıyor. Evet öğretmenim. Aslında hani baktığımızda sade bir müfredatları var söyleniyor ama bize göre evet daha sade ama aynı anda veriyor. Bu çok ilginç. Aynı anda ve çok az bir seviye. İkinci sınıfta biraz daha ağırlaştırılmış. Üçüncü sınıfta biraz daha sarmal eğitim sistemini uyguluyorlar. Ama gerçekten de dört dörtlük uygulama diyebilirim onlar için. Ya uyguladığı için de zaten dünyadaki sıralamada ortada hocam, yani bu anlamda. Gerçekten güzel şeyler yapıyor. Tabii ki aslında ülkemizde de uygulanabilir bazı şeyler. Yani yapabileceğimiz mutlaka uygulamalar vardır. Diğer belki merak edilen, belki de farklı yerlerde hep duyulmuştur ama ödev yaklaşımı. Şimdi Türkiye'de de en çok velilerimizin sorduğu, hatta ödevsiz okul diye bir söylem var. Ödevi doğru bulan var, doğru bulmayan var. Mutlaka olması gereken diyen eğitimciler var. Hayır, olmaması gerekiyor diyenler var. Aslında biraz kararlı olsun diyenler var. Yok, ödev demeyelim de bunu bir sorumluluk olarak verelim diyenler var. Var da var, biliyorsunuz. Yani ödevlerle ilgili durum. Oradaki durum nedir hocam? Ödev veriyorlar mı çocuklara? Veriyorlarsa ne kadar veriyorlar? Ödev yaklaşımı ne? Bildiğimiz, bizim tırnak içinde ödev tanımımız oradaki ödevle örtüşüyor mu, varsa böyle bir şey? Öğretmenim ödevleri var. Hatta bu şey diyor, bize bu konuda çok soru soruyorlar diyor. Evet ödev veriyoruz. Ödevleri daha çok pekiştirme amaçlı kullanıyoruz. Örneğin bir A4 sayfasının dörtte biri kadar bir çalışmalık alan bırakmışlar ama orada da 12 tane soru var. Öyle çok da boş bir ödev değil. Çocuklara ödev gönderiyorlar ve şey diyorlar, biz bunları tabii ki vermek zorundayız. Burada anlattığımızı evde çözmek zorunda. Aslında bizim fikrimizle aynı. Bu arada ben de ödevi savunan öğretmenim. Ödev Ödev olmalı. savunan bir öğretmensin. Yani olmalı Evet, diyorsun. ödev olmalı Tamam. bence. Ödevin olması gerektiğini onlar da açıklıyor ama yaş ilerledikçe bu daha çok araştırmaya yönelik ödeve dönüşüyor. İlkokulda olduğu için biz şimdi sadece tekrar amaçlı gönderiyoruz. Ama ileriki seviyelerde proje gönderdiğimiz için çocuğun araştırıp sunum yapması gerekiyor. Ya da üç boyutlu bir ürün yapması gerekiyor gibi. Yaş ilerledikçe sorumluluğun, ödevin alanı değişiyor diyebilirim. Yani dolayısıyla mutlaka ödev var. Ama peki ödev çocukların ne kadar vaktini alıyor? Yani mesela yoğunluk, işte tamam küçük bir yer var ama 12 tane soru falan var dedin mesela. Ne kadar vakitlerini alıyor? Çocuk eve gittiğinde uzun süre alıyor mu bu, yoksa çok ya yarım saat içerisinde bunu yapabiliyorlar mı? Hocam maksimum yarım saatlik bir ödev veriyorlar. Hatta bazı öğrenciler için 10-15 dakikalık bir süre diyebilirim. Öğrencinin seviyesine bağlı tabii ki ama yani yarım saati geçecek bir ödev vermiyorlar. Çünkü kendilerine de vakit ayırmaları gerekiyor. Ve şöyle bir fikirleri var öğretmenim. Bir insanın sadece bir mesleği olmamalı. Farklı meslekleri de olmalı. Örneğin bizim tanıştığımız öğretmenin aynı zamanda ressam ya da aynı zamanda bir spor eğitmeni gibi. Hani siz öğretmenlik dışında ne yapıyorsunuz dediğinde biz sadece öğretmenlik yapıyoruz dediğinizde şaşırıyorlar. Bir insanın en az iki mesleği olmalı. Öğrencilerin de ödev süresi kısa tutuluyor ki farklı bir alana yönelebilmesi için. Orada ama ikinci meslek hobi mi? Yoksa gerçekten para kazandıkları bir meslek mi? Meslek öğretmenim. Hobi değil. Biz de Ya hani biz bayağı de işte para spor kazanıyorlar yapıyoruz. orada. Evet, meslek. Eğer Bizde ki de genelde öğretmenliği hocam, bırakırsam farklı bir bizde de alanda yine çalışabilirim. anladım. Bizde de genelde özel ders hocam ikinci meslek. Evet, doğru. Yani branşa göre değişiyor ama genelde böyle bir şey. Ama yani yoğunlukla alakalı baktığında, mesela Türkiye ile karşılaştırdığında
Türkiye'deki öğretmenlerin yoğunluğuyla oradaki öğretmenliğin yoğunluğu nasıl hocam? Arada fark nasıl? Bir ilkokul öğretmeninin nezdinde düşünürsen. Öğretmenim, biz burada açıkçası müfredatı yetiştirmek için çabalıyoruz. Hani aman konu yetişsin, aman çocuklar bunu öğrensin, bu ay buna geçmeliyim. Onlarda öyle bir kaygı yok. O kadar çok oyun ekleyebiliyorlar ki bu yüzden. Biz hani bir oyun ekleyeceğiz düşünüyoruz. Acaba haftaya bu konu sarkar mı şeklinde. Ama onların öyle bir kaygısı yok. Olabildiğince etkinlik ekliyorlar. Ve etkinlik ekledikçe çocukta daha kalıcı öğrenme gerçekleşiyor. Onlar söylediğim gibi hani biz matematiği 4 konuya ayırırken tek konu üzerinden anlatabiliyorlar ve gerçekten de uzun vakitleri var. 1,5 saatte o kadar güzel pekiştiriyorlar ki öğretmenim, çocuk gerçekten kavrayarak sınıftan ayrılıyor. Benim çalıştığım okulda örneğin 35 dakikalık bir süre var. 35 dakikadan çocuğun dikkatini toplama süresi de hani tabii ki dikkate alınıyor burada ama bence ders sürelerinin uzun olması ilkokul için de çok uygunmuş. Yani biz üniversitede belki uzun geliyordu bize. 45 değil, 90 dakikalık derslerimiz vardı. Uzun geliyordu ama oraya gittiğimde verimli geçirdiğimizde gerçekten 1,5 saat çok rahat bir şekilde, eğlenceli bir şekilde tamamlanabiliyormuş öğretmenim. Anladım hocam. Peki biraz daha birinci sınıfa gidersek. Mesela birinci sınıflarda işte Türkiye'de okuma yazma ile ilgili ciddi bir efor sarf edilir. Şimdi artık pandemi döneminde de artık iyice biraz bu iş zorlaştı. Orada mesela genelde işte şu andaki bizim müfredata göre aslında sesleri sene sonuna kadar verebilirsin diye bir yaklaşım var. Ama genelde Kasım ayında bitiriyoruz biz. Yani böyle bir durum var. Orada bununla dair özel bir teknik kullanılıyor mu gözlemlediğin? Farklı bir yöntem, teknik var mı? Yaklaşım nasıl? Okuma yazmaya Aslında yönelik. öğretmenim, ilk okuma yazmada bizim yaptığımız sistemle aynı, ses temelli bir sistem uyguluyorlar. Yani ilk önce onlarda A, E, S, L ve harfleri öğretiliyor. Bize de işte E, I, A gibi aynı teknikle öğrettiğimizi fark ettim. Önce harf, sonra hece, sonra işte kelime, metin şeklinde benzer bir sistem kullanıyoruz. Biz matematikte örneğin önce aşağıda yukarıda şeklinde öğretirken yönleri, onlar direkt sayılarla başlıyorlar. Bir de ses temelleri şunu çok hoşuma gitti öğretmenim. Görsel dikte yaptırdıklarında işte biz sadece çiçek resmi koyarız, o çiçek yazar öğrenci. Orada örneğin 5 farklı bir görsel var. İşte elmasın E'sini yazıyor, ilk harfini. Lale görseli var, lalenin L'sini yazıyor. O kadar hoşuma gitti ki farklı görsellerden farklı bir kelime oluşturuyor. Ses temelli de bu çok hoşuma gitti. Ve şöyle farklı farklı kitapları var ilkokul grubunun. Sorduğumda devlet bize kitapları gönderiyor, biz kendimiz seçiyoruz. Yani öğretmenlerin seçimine bırakıyor. Bizim hani yardımcı kaynak olarak kullandığımız renkli kitaplar var ya öğretmenim, onlardan çok çok daha iyiler. Arkalarında farklı materyaller var, alıp kitaplarımıza yapıştırıyoruz ya da kitabımızın sayfasını çıkardığımızda bir görsel oluşturabiliyoruz gibi. Kitabın daha üstünde bir şey. Yani her şeyleri çok güzel öğretmenim. Yani kitabın daha üstüne bir şey derken şöyle bir şey sorayım hemen. Şimdi bizde kitaplar var, devletin kitapları var ya da yardımcı kaynaklar var. Meryem Hocam sen ekranda kendini görüyor musun? Bir şöyle bu Instagram'ın Görüyorum. yeni formatından yeni formatından dolayı biraz ekran dışına çıktığın gibi geldi bana ama formattan kaynaklanıyor olabilir. Bana öyle geliyor olabilir. Şu anda tam net. Orada böyle hazır kitap, hazır kaynak vesaire kullanımı nasıl? Kullanıyorlar mı yoksa kendileri mi materyal üretiyor öğretmenlerimiz? Öğretmenim, aslında okulda çok fazla hazır materyaller var ama sadece düz bir materyal şeklinde değil. Örneğin 3 boyutlu bir kutu var. Onun içerisinden renkli kısmı çıkardığımda açılımını gösteriyor bana. Yani basit materyaller değil. Öğretmenler kendi de oluşturuyor ama daha çok ellerinde neredeyse tüm konulara hitap edecek materyaller duruyor. Bir köşe zaten materyal alanı. Öğretmen oradan alıp sınıfa dağıtıyor. Sınıfa Dolu dolu. dağıtıyor. Kostüm falan, kostüm odası ya da böyle kostüm kullanıyorlar mı? Öğretmenlerin mesela giyimi, kuşamı nasıl sınıf ortamında? Sınıf ortamında öğretmenler eşofmanla geziyor. Ev terliği var ayaklarında. Öğrenciler gerçekten biri alıp terliğini masaya koymuş. Yani çok dikkatimi çekmiştim ve fotoğrafını çekmiştim bu yüzden. Hani
Biz olsak aman pistir yere bastırmış sonra masasının üzerine koymuş gibi düşünebiliriz. Ama onlar orada rahatça bırakabiliyor. Öğrencilerin özel bir kıyafeti yok. Forma almalarına gerek yok. Günlük kıyafetleriyle geliyorlar. Ve okul içinde yani ne kadar rahatsan o kadar iyi öğrenirsin anlayışı var. Çünkü çocuklar inanılmaz çekingen ve inanılmaz sessizler. Bizdekiler biraz daha hareketli ve konuşkan çocuklar. Oradakiler öğretmenlerin biraz daha yanına gidip teşvik etmesiyle öğreniyorlar. Yetiştirilme tarzından kaynaklı muhtemelen. Çok daha sakin. Ve öğretmenim şöyle bir durumla karşılaştım. Bir arkadaşı sınıfta konuşunca tüm öğrenciler böyle şaşırarak baktı. Sen derste nasıl konuşursun gibi. O da çok Ben utandı. Ben nasıl konuşurum diye. işte onu merak ettim. Mesela davranışsal noktasında farklı davranışlar gösteren ya da olumsuz davranış sergilen çocuk var mı? Varsa neler yapılıyor diye aslında merak ettiğim konulardan bir tanesi. Ama şu an anlattığın kadarıyla öyle bir şey manzarayla karşılaşılmıyor. Ama mutlaka vardır yani insanın olduğu yerde yok mu hocam? Gerçekten hiç mi problem yok? Hocam inanın kaç sınıfa ayrı ayrı girdim ve uzun süre bekledim çocukların dikkatini çekmek için. Hani acaba ne yapabilirler diye. Hiç olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Anaokuluna gittiğimde 2 yaşında bir öğrenci vardı. O İngilizce bilmiyordu. Ben de Fince bilmiyordum. Bu yüzden iletişime geçemedik ama elimdeki kitaptan yola çıktık. Hani hayvanların resmine falan bakıyoruz. Sonra onun öğretmeni çağırdı. Sadece bir kez Octavia dedi. Çocuk yanına gitti. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Çocuk bana bay bay yapıp gitti. Halbuki o kadar eğleniyorduk ki o sırada. Başka bir öğrenci olsa muhtemelen öğretmenim biraz daha kalabilir miyim? Ya sadece 2 yaşında öğretmenim. O 2 yaşındaki çocuk o kadar güzel dinleyip sınıfına gitti ki beni şaşırtıyorlardı. Hocam bu arada Instagram artık şeye döndü. Aslında geç bile kaldı ama iyi ki geçti. Şu anda artık Instagram'da çoklu yayın oluyor. Yani galiba 4 kişiye kadar aynı anda canlı yayın yapılabiliyor. Aklıma gelen bir şey var ama ilk defa deneyeceğim. Şimdi IB'de şöyle bir şey vardır. Risk taker, risk alan diye bir şey vardır. Aslında riskli bir durumda aslında. Şimdi malum deneyeceğim şeyi söyleyeceğim. Senin de müsaaden olursa deneyeceğim. 45 artı 1 diyeceğim bu uygulamaya da. O da şu. İzleyenlerden Finlandiya'ya ait, Finlandiya eğitimle alakalı özellikle ilkokul nezdinde soru sormak isteyen varsa onu görüntülü olarak canlı yayına alalım. İstek Tabii. göndersin. İzleyenlerden bir soru alalım. Yani Tamam 45 öğretmen. artı 1 yapalım. Bir deneyelim bugün şu anda bizi izleyenlerden canlı yayına katılmak isteyenler varsa istek gönderebilirler. Kamerada artı tuşu var. Orada herhalde oradan gönderiyorlar. Çünkü görüyorum zaman zaman. 45 artı 1, 2 dakika sonra Finlandiya'daki şu ana kadar konuştuğumuz konuların dışında merak ettiğiniz sınıf içi, sınıf dışı uygulamalarla ilgili varsa onlar açısından da tabii şu anda risk. Yani şu anda yaklaşık 35-36 izleyicimiz var. Canlı yayına bağlanmak isteyen varsa 45 artı 1 yapıyoruz arkadaşlar. 2 dakika var. Bir ilk defa deneme yapacağım. Senin de izninle hocam. Tabii Müsaadenle. hocam. Tabii Tamam. tabii lütfen. Evet. Öğretmenim bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii ki. Buyur hocam. Finlandiya'da öğretmen olmak isteyenler 4 yıllık eğitim fakültesini bitirdikten sonra kendi belediyelerine başvuruda bulunuyorlar. Ben öğretmen olmak istiyorum. Onlar da en yakın okula yerleştiriyor. Ve şey dedi hani Finlandiya'da öğretmenliği bitirip de öğretmenlik yapmayan ya istemediği için vardır ya da kendi mahallesine uzaktır o yüzden tercih etmemiştir şeklinde. Yani Bir de mezun olan herkes. öğretmen atamaları ile ilgili bir şey söylediniz zannedersem. Şimdi öğretmenliği bitiriyor öğretmen adayını. Sonra Belediyeye bir dilekçe yazıyor ve bu dilekçede mahallesini belirtiyor. Ona en yakın okulda atama yapılıyor. Eğer ki en yakın yoksa bir mahalle uzağında olabilir. Öğretmenin kendi tercihine bağlı isterse gitmeyebilir şeklinde. Peki diğer okullarla işbirliği nasıl hocam? Öğretmenim aralarında gerçekten rekabet yok. Birebir aynı oldukları için bir joker öğretmen var. Onların kendi aralarında işte materyal taşıyabiliyor ya da bilgi taşıyabiliyor. Ya da öğretmen hastaysa o öğretmen yerine görev alabiliyor. Tamamen işbirlikçiler ve birbirlerini kesinlikle hani geçelim bizim şehrimiz yani bizim okulumuz daha iyi olsun kesinlikle yok.
Ve tanıtırken biz şey diyorduk, hani yarın da şu okula gideceğiz, sizce nasıl? Aa, o da çok güzeldir, bu da çok güzel. Hani hiç olumsuz bir eleştiri almıyorsunuz. Evet. Hocam 45 artı 1'e geçti. 45 dakikamız bitti. Daha konuşacak çok konularımız var. Meryem hocamla şu anda sizin de huzurlarınızda. Tekrar ondan bir ricada bulunalım. İkinci bir yayın yaparız. Daha ayrıntılı olarak konuşuruz. Oradan çok güzel aktaracakları konular var bence hocamızın. Şimdi 45 artı 1'de canlı yayına katılarak soru sormak isteyen var mı? Şu anda bizi izleyenler, değerli arkadaşlar. Bir izleyicimiz katılmak isterdim ama teşekkür etmek için katılmak isterdim demiş. Aa, ben teşekkür ederim. Evet, yayınımızı teşekkür etmiş. Şöyle yorumları da açayım ben hocam. 45 artı 1'de. Şu anda izleyenlerden canlı yayına katılmak isteyenler, yani üçüncü olarak görüntüye katılabiliyoruz. Instagram'da artık böyle bir özellik geldi izleyen arkadaşlarımız. Ve canlı olarak soru sormak isteyenler varsa alabiliriz. Henüz zannedersem yok. Mesela görüyorum Esengil hocam, müsaitseniz bağlanabilirsiniz. Şöyle tanıdıklardan duyanlar varsa bir çok mutlu oluruz. Tuğba Özbek var. Mehtap Çakıroğlu var. Safa hocam var. Bekleriz. Evet, katılmak isteyen varsa son 45 artı 1'de alacağım. Var mı, şöyle bakalım. Şu anda gelen var mı? Evet. Tabii ki hocam, Clubhouse'da kolay. Sesli olarak görüntü katılmıyorsunuz. Dolayısıyla seyretilmiş mi orada diye bir soru var. Baya baya bir seyretilmiş diye cevap verelim hocamıza. Yayınımızın tekrarını bu arada bir iki gün içerisinde Eğitim Liderleri YouTube sayfasında yükleyeceğiz kıymetli izleyen arkadaşlarımız. Oradan da izleyebilirsiniz. Hocam 45 artı 1'de gelen olmadı. Ne yapacağız şimdi Meryem hocam? İlk denememizi. Aşk Ha? olsun onlara. Okulumdaki hocaları da o kadar dedim ki lütfen lütfen diye. Var mı? Var mı okuldaki hocalardan? Ben mi göremiyorum? Evet. Geliyor Aslında burada galiba. var, Burcu Yaran. O benim üniversite Hocam bu arkadaşımın arada bazen şey oluyor. Tabletten geç geliyor. Öyle de olabilir. Ben bir bakayım. Burcu Hoca'yı alalım mı? Hazırsa. hazır mıdır? Meryem Benim Hocam. bir tane var orada. Ben bir göndereyim bakalım Burcu Hocam katılacak mı? Burcu öğretmenim, katılmak ister misiniz? Hazır. Öyle. Hazırlıksız yakalandık diyor hocam. Bir alabilir Yani miyim kim? Evet, yayın geç geliyor herhalde. Evet. hazırlıksız yakalandık. Haftada kaç Hazırlıksız tane yakalandık diyorsun hocam. İlk defa böyle oluyor tabii ki. İlk defa deneme yapıyoruz şu anda. 45 artı 1'de devam edeceğim ben. Teşekkür ederiz Meryem hocam. Çok güzel bir yayındı. Osman Özlem Kağan hazırlıksız yakalandık yoksa katılırdık diyor. Fikri üstün zekalara yönelik ne tür çalışmalar var? Bunu şöyle yapalım, bir sonraki yayında ele alalım. Şu anda tamam gerçekten vaktimiz öğretmenim. kalmadı. Bir sonraki yayında bunu ele alalım. Başka bir soru var mı? Evet. Beden eğitimi dersleri hakkında bilgi alabilir miyim? Beden eğitimi dersleri bayağı rekabet odaklı bir yaklaşımdan bahsettim Sile hocam. Meryem hocam ama yine ayrıntılı şey yaparız. Hocam Burcu hocamız müsait değil, geri çevirdi. Ama bir tane geldi Tamam. galiba istek. Safa hocam geliyor. Evet, Safa hocam arıyoruz. Ben de ilk defa deniyorum şu anda. Instagram'da ilk defa çoklu yayını deneyeceğim. Safa hocam bağlanacak şimdi. Ondan canlı bir soru alacağız. İşte. Safa hocam merhaba, hoş geldin. Evet, ekranımı bir ayarlayayım. Ben de Mevlüt Hocam. Hoş bulduk. Hocam Merhabalar. merhabalar, Ekranın hoş gayet geldiniz. güzel. Safa hocam şu anda gayet güzel. Tam güzel. Eyvallah. Kıymetli hocam 45 artı 1'de canlı olarak konuğum Meryem Hoca'ya Finlandiya ile ilgili ne sormak istersin? Sormak isterim ben de. Bir sorum var hocam. Apar topar oldu benim için. Çok yorgun bir eğitim süreci geçirdim ben de bugün. Sınıf öğretmeniyim. Gerçekten çok istifade ettim. Böyle yorgun düşmek üzereydim ama enerjimi artıran bir program oldu. Ayrı bir ilki de ifade edip soruma geçeyim. İlk Instagram canlı yayınım. Bu da Mevlüt Hocam'ın programına nasip oldu. Teşekkür ederiz hocam katılımından dolayı. Belki de birlikte, Safa hocamı iyi tanıyorum. Hocam da çok güzel eğitim liderlerini sıkı takipçilerinden ve güzel etkinliklerine katılan kıymetli öğretmenimiz. Safa öğretmenimi de bir gün o zaman ağırlayacağız. Anlaşıldı hocam. İnşallah. İnşallah hocam. Ben şeyi sormak isterim Meryem hocama. Finlandiya'daki öğrencilerin ya ben %65'lik kısmına katıldım son.
ilk kısmını kaçırdım. Belki cevap verilmiştir ama ben sormak isterim yine de. Motivasyonlarını arttırmak için öğrencilerin, mesela şu anki çalıştığım okulda da, önceki okulda da ben çok çabalıyordum. İşte farklı maskot karakterler üretmeye çalışıyoruz. İlginç pekiştireçler üretmeye çalışıyoruz. İzledikleri çizgi filmleri, animasyonları ve oynadıkları oyunları öğreniyorum ben. Ve bana anlatıyorlar. Ertesi gün ben de oynamayı öğreniyorum 24 saat içerisinde ve inanılmaz leveller atlıyorum. Ve onun hakkında sohbet etmeye başlıyorum ve çok eğleniyorlar. Brawl Stars'ı şu an taktım kafaya, çocuklarla her gün Brawl Stars konuşuyoruz mesela. Yani bunları kullanmak zorunda kalıyorlar mı? Çok merak ettim. Bunu sormak istedim. Öğretmenim, aslında onların öyle bir kaygısı yok. Çünkü çocuklar gerçekten hazır bir şekilde öğretmenin gözünün içine bakarak dersi dinliyorlar. Ama şöyle bir sistem var öğretmenim. Çünkü veliler, aileleri bunu öğretmiş çocuklara. Okulda ders öğrenilir. Hani oraya gitme amaçlarına kesinlikle bir şeyler alıp eve gitmeleri gerekti. Çünkü veliler evde soruyormuş. Hani bugün hangi dersleri öğrendin? Bize anlatır mısın? Şeklinde. Çocuk eve gidip bir de genel tekrar yapıyor. Ama okulda o kadar güzel etkinlikler var ki öğretmenim. Çocuğun eğer ki o gün hani motivasyonu düşük de olabilir. Oyunlarla o kadar eğlenceli hale getiriyorlar ki. Matematik dersinde sizi söyledim Mevlüt öğretmenime. Legolarla, tabletlerle o kadar oyun haline getiriyorlar ki dersten çıkmış oluyor aslında. Ve inanılmaz öğretmenim. Öğretmen öğrenci çizgisi var orada. Hani bizimkiler gelip bize sarılır eder, kollarımızdan bacağımızdan tutar ama orada daha resmi bir yapı var. Öğretmenden de kaynaklı biraz da hani yetiştirme tarzı aslında çok farklı. Sıcaklar ama hani gidip sarılayım, yanağını tutayım şeklinde değil. Hani çocuklar zaten hazır bir şekilde gelmiş oluyorlar okula. Kesirleri hocam Legolarla anlatıyorlar Mustafa hocam. Evet. Çok ilgimi çekti Mevlüt hocam. Siz de mi yaptınız öğretmenim onu? Evet. Mevlüt hocamla bir bahsi geçmişti aramızda. Mevlüt hocam alan korunumu kazanamadığı için çok anlamadı konuyu. Hocam sen anlatırsın anlamaz mıyız Safa hocam? Aşk olsun. Estağfurullah. Anlamamış gibi teşekkür yaptık. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim hocam. Hocam İlk böyle bir denememize katıldığın için teşekkür ederiz. Bence Eğitim Liderleri canlı yayında Safa Hocam ilke girdi. İlklerden olmuş oldu. Bence keyifli bir uygulama oldu. Çünkü biraz daha interaktif oluyor. Öbür türlü izleyen olmuş oldu. Instagram iyi ki böyle bir şey yaptı. Teşekkür ederiz. Varsa şimdi 45 artı 1'de bir kişi daha alabiliriz. Safa Hocam'ı uğurladıktan sonra. Hocam katılım için çok teşekkür ederim Safa Hocam. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Programın kaçırdığım kısmını da videonun yüklenmesini heyecanla bekleyerek izleyeceğim inşallah. Çok teşekkür ederim Meryem Hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz Safa Hocam. Çok sağ olun hocam. Bu arada öğretmenim benim de ilk canlı yayınım. Ben de ilk kez katılıyorum. Evet. Maşallah. Safa Hocam. Çok profesyonel hocam. Evet gayet Meryem Hocam. Çok teşekkür ederiz. Meryem Hocam'a dedim ki bize 45 dakika yetmez. Gerçekten de yetmedi. Daha çok konuşacak konularımız var. İlerleyen tarihlerde tekrar hocamı ağırlayacağız inşallah. Seve seve öğretmenim. Evet. Soru işareti. Ben o zaman ayrılıyorum size. Hocam sizi güle güle diyelim. Yeni bir arkadaşımız varsa eğer almaya çalışalım. Safa hocamı uğurlayalım. Ben nasıl ayrılacağımı bulabilirim hocam. Beni uğurlayabilir misin? Hocam, hocam ben de ilk defa deniyorum. Şu anda bir tane bende çarpı işareti gözüküyor. Ona basarsam hepimiz gider gibiyiz gibi geliyor. Yine bir bakayım bir saniye. Farklı deniyorum. Bir alan olabilir. İlk defa deniyoruz. Evet. Sanırım buldum ben. Buldum hoşça hocam. Kalın. Güle güle hocam. Evet. Güle güle. Evet. Safa hocamı uğurladık. Canlı yayına 45 artı 1'de katılmak isteyen, canlı olarak soru sormak isteyen öğretmenlerimiz istek gönderebilirler. Bekliyoruz onları. Soru işaretli kısmında bu sırada yorumlar var. Mihraç hocam harikasınız. Tebrikler demiş. Çok teşekkürler. Nurhan Geyik, bizim ilkokullarda sadece İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine branş öğretmenleri giriyor demiş. Orada uygulama nasıl diye sormuş. Öğretmenim orada din eğitimi bütün dinleri anlatan şekilde hani İslamiyet'i, Hristiyanlığı, Musevi'liği şeklinde hepsini anlatan din dersi olarak var. O da sanırım 4. sınıfta ilkokul kısmında soyut kaldığı için daha çok hani Türkçe, matematik, beden eğitimi, resim şeklinde.
Hocam bir tane Şule Hanım geliyor şu anda. Şule öğretmenimiz geliyor canlı yayında bakalım. Dolayısıyla tam onu yayına alırken gelirken bir daha özet geçer misin Meryem Hocam? Orayı tam ben de kaçırdım. Din eğitimi dersinde hani tek sadece kendi dinleri anlatılmıyor öğretmenim. Orada İslamiyet, Musevilik, işte Hristiyanlık aynı anda temel olarak anlatılıyor. Bu arada Şule öğretmenle aynı okulda çalışıyorum. Hoş geldiniz Evet. öğretmenim. Şule öğretmenim hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hocam iyi akşamlar. Eğitim liderleri canlı yayınlarında ilk defa denediğimiz bir şey. İyi ki denedik. Ben böyle severim sürprizleri ve riskleri açıkçası. Meryem Hocam sağ olsun geniş gönlüyle kabul etti. Çünkü kolay bir şey değil. Kimin geleceğini bilmiyoruz. Tanımıyoruz. Sürpriz bir durum. Ama bizi izleyenler zaten öğretmenlerimiz. Dolayısıyla canlı yayında görüntülü olarak Finlandiya eğitimiyle alakalı sormak istediklerinizi alabiliriz hocam. Evet, şimdi aynı okulda çalıştığımız için konuya ben de Meryem Hocam kadar az çok hakimim. Ama ben kendi branş öğretmenlerim adına dışarıdan konuya vakıf olmak isteyen öğretmenlerim adına bir soru soracağım. Birkaç arkadaşımdan bu soru gelmişti. Biliyorsunuz bizde din eğitimi ikinci bir öğretmen tarafından veriliyor. Sınıf öğretmeni tarafından değil, İngilizce öğretmeni tarafından veriliyor ilkokuldan itibaren. Özel okullarda da anaokulundan itibaren. Finlandiya'da da konuşmuştuk zaten hocam. İngilizceyi çocukların küçük yaş grubunda bilmediği ve öğretmenler tarafından öğretildiğini söylemiştiniz. Sınıf öğretmeni tarafından mı veriliyor İngilizce İngilizce bilgisi yoksa ayrı bir branş öğretmeni tarafından mı veriliyor diye sorular gelmişti arkadaşlarımla. Bunu sormuş olayım ben size. Teşekkür ederiz hocam. Öğretmenim, kendi sınıf öğretmeni konusunu tamamladıktan sonra Fince dersini tamamladıktan sonra son 20 dakikasını İngilizcenin çok temel kavramlarını veriyor ama. İşte günaydın, iyi akşamlar. Bu daha çok hitap, günlük hayatta kullanabileceği kalıpları öğretmişti. Bu ama birinci sınıf içinde. Diğer sınıflarda biraz daha nesnelere doğru. Hani kalem, kitap şeklinde kelimeler ama dediğim gibi çok çok temel kelimeler öğretiliyor. Ama İngilizceyi konuşabiliyorlar herhalde hocam belli bir süre sonra. Öğretmenim, bütün öğretmenlerin İngilizce konuşma zorunluluğu var. Yüksek lisans zorunluluğu yok ama İngilizce konuşma zorunluluğu var. O yörede Fince, İsveççe ve İngilizce konuşuluyor. İngilizcenin gittiğimiz hani alışveriş yaptığımızda herkes bilmiyor İngilizceyi. Açıkçası benim çok iyi değildir ama çok rahat alışverişimi yapabildim oralarda. Ama okulda kesinlikle sınıf öğretmeninin bilmesi gerekiyor. Ve orada öğretmenlik de çok çok iyi bir meslek olarak görülüyor. Bu yüzden öğretmen tabii ki bilmelidir şeklinde yanıtlıyorlar. Evet, zaten hep diyoruz yüksek lisans, doktora, akademik bu anlamda şey öğretmenlerimizin hemen hemen hepsi ya yüksek lisans ya da doktora yapıyorlar. Onu biliyorduk aslında ve dolayısıyla aslında meslek grubunda ülkenin en ileri gelen hani bizde okuyan meslek grubunda aklımıza ne gelir? Mühendislik, mimar, avukat, işte doktorluk diye bir sıralayabiliriz. Öğretmenlik maalesef biraz daha gelir noktasına baktığımızda gerilerde kalıyor. Orada tam ders bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet. Hocam, evet, yüksek lisans. Buyurun hocam. Affedersiniz. Yüksek lisans sorumluluğu yok öğretmenim. Ama eğer ki yüksek lisans yaparsa maaşında etki yaptığı için neredeyse tüm öğretmenlerin yüksek lisansı var. Evet. Yani teşvik edici bir yaklaşım var. Nasıl yapıyorlar? Şöyle hocam, katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. O zaman ben teşekkür ederim. Birlikte yayını kapatalım hocam. Şu anda yayınımızın sonuna geldik. 45 artı 1 ile böyle bir uygulama yaptık. İyi ki yaptık. Ben çok memnun kaldım. İyi ki de siz de katıldınız. Artık her yayında bunu artık yaparız Meryem hocam. Evet, konuk olarak geliriz öğretmenim biz de soru sormaya. Konuk olarak her zaman beklerim hocam. Çok teşekkür ederim. O zaman Meryem hocam çok teşekkür ederim. Şöyle hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli, çok güzel, çok verimli bir yayın oldu. İzleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Soru soranlara, yorum yapanlara aynı şekilde. Seslendiremediklerim de kusura bakmasınlar, onlardan özür diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gelecek hafta yine canlı yayında buluşmak üzere. Eğitim liderleri şu andaki en yakın etkinliği 3 Mayıs'ta kitap kritiğimiz var. Ken Robinson'ın kaleme aldığı Yaratıcı Öğrenciler isimli kitabının kritiğini yapacağız. Şimdiden alın kitabı, okumaya başlayın. Tamam. Birlikte incelemesini yapalım.
Ayşe Rüveyda öğretmenimiz, sınıf öğretmenimiz. O da çocuk kitap yazarı bu arada. Aynı zamanda sınıf öğretmeni, moderatörlüğünü sevgili Ayşe öğretmenimiz yapacak. Güzel bir etkinlik bizi bekliyor. Daha önceki etkinliğimiz neydi hocam? Profesör Doktor Sinan Canan hocamızın kaleme aldığı Sınırları Aşmak kitabını inceledik. Sağ olsun Sinan hocam da programımıza katıldı. Onun tekrarını da YouTube'dan izleyebilirler. Arkadaşlarımız merak edenler izleyebilirler. Çok teşekkür ederim Meryem hocam. Görüşmek üzere inşallah. Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Benim için de ayrı bir tecrübe oldu. İlk kez yaptım. Çok çok mutluyum gerçekten. İkincinin tarihini tekrar beraber telefonda belirler. Arkadaşlar da inşallah paylaşırız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi akşamlar.